Bilmiyorum. Burada bu kadar insanın toplanmasının sebebi, bir önceki Travel Express çalışanıyız hepimiz, buradaki herkes. Ve buradaki herkes şahıs firması. Herkes vergi mükellefi. Bize yapılan %11 zamı kabul etmediğimiz için buradayız. Bunun da gerekli sebepleri var. Buradaki herkes şahıs firması ve vergi mükellefi. Yemek parasını kendi cebimizden veriyoruz. Araç çekimlerini kendi cebimizden veriyoruz. Muhasebe ücretlerini kendi cebimizden veriyoruz. Bağ kurumumuzu kendimiz karşılıyoruz. Ve bunların hepsini karşıladığımızda asgari ücretin yarısı bile elimizde kalmıyor. Ülkenin durumu ortada, gelen zamlar ortada. Bunun karşılığında yapılan zamı çok düşük buluyoruz. Yani bundan ötürü yetkililere gittiğimizde yetkililerden almış olduğumuz cevap, yaptığımız zam bu. İşine gelen arkadaşlar çalışır, işine gelmeyenler çalışmaz şeklinde bir tepki aldık. Biz bu zor şartlar altında kar, kış, yağmur, çamur demeden çalışıyoruz. Bu yapılan zamı da doğru bulmuyoruz. Bununla alakalı da elimizden gelen her türlü işi yapacağız. Kontak kapatma yaptık şu an. Kargo dağıtmıyoruz. Dağıtmayacağız da. İstediğimiz ellerine kadar da çalışmayı düşünmüyoruz şu an. Belli bir çalışma saatimiz var. Sabah 6'da depolar açılır. Ama yeri gelen arkadaşlar uzaktan gel, 5-5.30'da evinden çıkıp gelen arkadaşlarımız var. Haliyle bunlar geç kalabiliyorlar. 15 dakika, 20 dakika geç kalındığında ceza işlemler uygulanıyor bunlardan dolayı. 600 lira, 650 lira gibi. İşte atıyorum, bazı bölgelerde duyduğumuz arkadaşlarımız, çuvallarımız var bizim. O çuvalları dışarıya attıkları için 3 lira, 3.500 lira gibi rakamlar cezalar, işlemler uygulanmaya başlamış. Bunlar hep bir mobbing uygulaması aslına bakarsanız. Yani bu bezdirme psikolojisi. Ama buradaki insanlar hepsi emekçi, herkes evine ekmek götürmek istiyor.